Sonra bu dönüşüm devam edecek. Devam etmek zorunda. 1,5 milyon riskli konut var. Sürekli devam ettirmemiz 1 lazım. 1,5 milyon riskli konutun 600 bini mi? He, çok daha... Evet, güzel. çok acil onlar. He, siz önce onu... He. Sonra peyder pey riskli konutlara. Bütün projelerimiz Ahmet Bey 58 milyar dolar bütçe gerektiriyor. Hani nasıl yapacaksınız dedikleri zaman. E, biz geçmişte de bakanlığımızda, baktığınızda Çevre Bakanlığı çok düşük bütçeli bakanlıklardan bir tanesidir. Biz kaynaklarımızı verimli kullandık. Atıl kaynakları harekete geçirdik. Efendim biz öyle bakmıyoruz. Biz diyoruz koca devlet vardı bakanlığın arkasında. Tabii yapacak diyoruz. Öyle Burada değil da, burada bura İstanbul, İstanbul birçok bakanlıktan daha büyük bütçeye sahip. 7 milyar dolar bütçesi var bu İstanbul'un. Konsolide bütçesi 500 milyar aşıyor. İstanbul'da baktığınızda İstanbul'un kaynaklarını kendiniz bu şehre kullanın. Her şeye yeter. Her şeye. Yeter ki bu şehre harcayın kendi geleceğiniz için değil, milletiniz için harcayın. İstanbul'un kaynağı her yere yeter. Burada ya öz gelirini düşürmüşler ya. İstanbul'un öz geliri biz teslim ettiğimizde bakın 18 milyar liraymış İstanbul'un 2018'deki bütçesi. %71'i merkezi idare eden yani devletten gönderilen kaynak 13 milyarmış. 2023'e geldiğimizde devlet gönderdiği kaynağı 5 kat arttırmış. 5 kat arttırmış. İstanbul'un öz geliri yüzde otuzdan, yirmi yüzde düşmüş. Bu anlayışla İstanbul'un hiçbir işini yapamazsınız. Çünkü nerede bu yüzde otuz? Nerede İstanbul'un kaynakları? Madem iş yapılmadı, vaatler unutuldu, engellendi. O zaman kaynak para nerede? Soruyorum Ahmet Bey'e. Bu parayı nereye harcadınız? Nerede ya? Metro ihalesi yapmadın. Dönüşümde yüz bin dedin, 5489 bin yaptın. E, nerede bu para? 100 bin, keş, 100 bin dönüşüm mü yaptı? 100, 100, bin demiş. Hatta sosyal konutla birlikte 115 bin. Yapılan 5489. Yok başka. Yani bu anlayışla siz İstanbul'u deprem endişesini, deprem korkusunu nasıl giderirsiniz? Gideremezsiniz. Ve öyle bir şey ki bu. Bu karar, 31 Mart'ta vereceğimiz karar sadece İstanbul'u da ilgilendirmiyor. Ülkeyi ilgilendiriyor ya. Neden? Ya bu milli güvenlik meselesiyse eğer İstanbul'da Allah göstermesin olası bir depremde ekonomi durur. Tabii. Hayat durur. Sizden önce Buğra Kavuncu İyi Parti adayı bizim konuğumuzdu. O da aynı şeyi söyledi. Yani İstanbul depremi bütün Türkiye'yi ilgilendiriyor. Evet. Adana'yı da ilgilendiriyor. her da ilgilendiriyor. Aynı şeyi söyledi. Buyurun. E, o zaman şöyle mi olacak? Yani benim anladığım siz e, ilk etapta acil en kötü durumdaki en riskli yapıya evet. yapılara el atacaksınız oranın sayısı da 600 bin 650 bin konut ve o meseleyi halledeceksiniz en önemli şey bu ikinci beş yıl mı peki diğer riskli Tabii, devam edeceğiz sürekli deprem bizim gündemimizde olacak yani sürekli bunu yapmamız lazım İstanbul'u yaşanabilir bir şehir haline getirmemiz lazım yani burada deprem endişesini... Tamamen gündemden çıkarmamız lazım. Yeni sanayileri açalım. Ama 650 tekrar... bin konut bile endişeyi tam olarak ortadan kaldırmıyor. Yani Maalesef yani o da ne kadar... Ama büyük bir adım. Çok önemli bir adım tabii yani çok önemli. Hayatlar kurtarılacak evet, yani evet. hayatlar değil mi? 650 bin konut demek... O kadar acılar gördük ki biz ya Ahmet Bey. Ya onlar Kaya gittiğinde biz orada milletin enkazda yakınını beraber bekledik. Öyle bir dertleri yok. Yani bu bu dertle olur. Bu işler dertleneceksiniz. Yüreğinde hissedeceksin. Yani. Yüreğinde. Peki, eee Vallahi her şeyi konuştuk. Yani şu şeyi bir ya az önce eee İmamoğlu bir televizyon programına katılmış. Bizim meslek büyüğümüz Uğur Dündar'ın programına Uğur Dündar da orada bir soru sormuş. O da bir cevap vermiş. Sizin yorumunuzu merak ediyorum hem o soru hem de cevapla ilgili. Bir izleyelim mi ne olmuş? Olur tamam. Olur. Yok mu? Verelim. ...hazır değilse... Siz e, mal varlığınızı Sayın Murat Kurum'dan önce açıkladınız. Ancak e, İstanbul Emirgan'da 3 e, villanızın bulunduğu ki bunların e, toplam değeri 50 milyon dolar olarak öne sürülüyor. Yaklaşık 1,5 milyar Türk lirası. Bunu paravan şirketler kullanarak gizlediğiniz iddiası gündemde. Buna ne diyeceksiniz? Urbey Uğur Bey paravan şirket dedikleri İmamoğlu İnşaat. Yani İmamoğlu İnşaat e, neredeyse 3 nesildir ve yaklaşık olarak e, yani gururla söylemem gerekirse herhalde 70 yıla yakındır ticaretle uğraşan bir aile şirketi dededen babaya babadan bize tabi hani değerine şuna buna girmeyeceğim ben yani hani o abartılara şunlara bunlara hani bir insanın malı değerlensin ister o ayrı bir mesele ama e, İmamoğlu inşaat e, ticaret yapar alır satar tek kuralımız var kamu ile işi olmaz e, usulsüz işi olmaz e, ticaretini yapar. Ne diyorsunuz, yorumunuz nedir? Eğer... Yani soru bir tartışmalı bir şey varmış Uğur Dündar onu soruyor, Ekrem İmamoğlu da bu cevabı veriyor. Sizin bir şimdi biz yorumunuz... 80 gündür sahadayız, e, muhalif medya mal beyanınızı açıklayacak mısınız, açıklayacak mısınız diye sürekli sordular. Dedik açıklayacağız, zaten düzenli olarak mal beyanımızı veriyoruz. Kamu görevi yaptık biz. Kamu görevinde düzenli olarak meclise mal beyanınızı verirsiniz. Ve açıklayacağız dedik, açıkladık. Açıkladığımız mal beyanını da şeffaf bir şekilde tüm detaylarıyla birlikte İstanbullara, tüm Türkiye'ye ilan ettik. Şimdi maalesef yani burada mal beyandan önce bunu açıklamayıp mal beyandan hemen sonra 3 tane veya 4 tane bilemiyorum kaç ev. Bir buçuk milyar liralık bir malı siz nasıl alıyorsunuz? Bunu İstanbullara niye açıklamıyorsunuz? Neyi saklıyorsunuz? Mal beyanında madem böyle bir malınız var niye açıklamadınız? Yani bunların İstanbullulara net bir şekilde ifade edilmesi lazım. Ahmet Bey, ya biz hani şeffaf yönetim yapacağız, her şeyimiz şeffaf bir şekilde milletimize Bu açıklayacağız işte, diye. Mal beyanı açıklandık, Açıklandıktan sonra... Açıklandıktan sonra öyle, öyle deniyor ya işte görüntüde de kendisi de yani mal beyanında siz bunları belirtmiyorsunuz. Hemen sonrasında her ne hikmetse bir buçuk milyarlık malınızı alıyorsunuz. Ya bunun açıklanması lazım. İstanbullulara yani burada bunun net bir şekilde ifade edilmesi lazım. Bir insan mal varlığını niye saklar ya? Niye saklar? Neysen o. Yani saklama ihtiyacını niye duyarsınız? Anlaşılan o ki biz 81 ile o afetlerde milletimize villa konforunda evler yaparken rakibimiz kendisine burada villa yapmakla meşgulmüş. Buradan o çıkıyor. Peki e, bu tartışma bakalım nereye evrilecek? Yani e, bu gecenin e, Dündar'ın sorusuyla birlikte gündeme geldi bu konu. E, sosyal medyada da tartışılıyor. Bakalım ne olacak. E, Murat Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Katıldığınız için e, hem size hem sizin nezdinizde bütün adaylara başarılar diliyoruz. Çok Doluları teşekkür ederim. Cevapladınız. Yani Daha doğrusu İstanbul için ne yapmak istediğinizi evet. anlattınız. Odak noktamızın o olması gerektiğini hep e, söylüyorum. Ona inanıyorum ben. Bu akşam da odağımız oydu. Çok teşekkürler. Biz Sağ olun. teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hepinize iyi geceler. Hoşçakalın.